Efendim Serpil Eken boşandıktan tam 12 gün sonra sosyal medyada tanıştığı bir adama deli divane aşık oldu. Boyuna posuna vurulan kadın evlenme vaatlerine inandığı bütün birikimini aşık olduğu adama gönderdi. Ancak parası bitince sevgilisine ulaşamaz oldu tabii. Kandırıldığını anlayan talihsiz kadın soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. ...1.90 boyundaydı. Gerçekten tipi, fiziği, her şey benim çok hoşuma gidiyordu. Gerçekten sevebileceğim insan bu demişti. İlk görüşte aşık oldum. Boyuna posuna vurulup deli divane aşık oldu. Evlenme vaadiyle 2 yıl oyalanınca bütün birikimini kaptırdığı iddiasıyla soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Toplamda 420 bin lira bir birikimim vardı. Param bitti, aşkı da bitti. Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki Serpil Eken'in problemli bir evliliği vardı. Boşandıktan 12 gün sonra sosyal medyada Kenan Sakın'la tanıştı. Sıkıntılı bir evlilik geçirmiştim. Mutsuzdum. Onun sevgisi, ilgisi bana iyi geldi. Yanımda olmadığı zaman fotoğraflarına bakıp hasretimi gideriyordum. Okşuyordum yani fotoğraflarını. Toplamda 2 defa görüştük. Paramdan pulumdan etti beni. Kör kütük aşık olan Serpil Eken evlilik vaatlerine kandığı Kenan Sakın'ı 2 yıl bekledi. Yüz yüze geldiğimizde beni o kadar böyle el üstünde tutuyordu ki hani havalara çıkarıyordu resmen. Ben de onun gerçekten benimle evlenmek istediğine inanmıştım. Şırnak'ta yaşayan Sakın sürekli para ihtiyacının olduğunu söyleyip Eken'den para göndermesini istiyordu. İlk başta kabul etmedim parayı vermeyi. Bu parayı sana dedi 3 ay sonra ödeyeceğim dedi. Bir araç aldığını onun için de 100 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. 5-6 gün sonra da bunu gönderdim kendisine. Daha sonra özel ihtiyaçları için 10 bin lira ve 2 bin lira olmak üzere 12 bin lira daha istedi. Kendisini memur olarak tanıtan Sakın paraları kardeşlerinin banka hesabına göndermesini istiyordu. Yöntem farklı ama sonuç aynıydı. Para bitince aşk da bitti. Kardeşi Can ve arkadaşı Selim'in adına para yatırmamı söyledi. 112 bin lirasını Can'a, 100 bin lirasını da Selim'e gönderdi. Para akışı bitince ulaşamaz hale geldiği sevgilisini araştırmaya başlayan Serpil Eken öğrendikleri karşısında şoke oldu. Bana kendini bekar olarak tanıttı. Bir tane evlilik yaptığını, o evliliğinden 3 tane çocuğu olduğunu söyledi. İkinci evliliğini biz daha sonra araştırdığımız zaman öğrendik. Evliliği devam ediyormuş. Suçladığı sevgilisi canlı yayına bağlanınca bütün suçlamaları reddetti. Serpil Hanım benimle ilişki yaşamak istediği için ben bunu kabul etmediğim için Serpil Hanım'ın amacı ben onu terk ettiğim için onu bıraktığım için ben onunla bir aşk falan yaşamadım. Bunlar hepsi iftira, hepsi yalan. Para istemenin anlamı nedir? Kenan Bey var mı bunun bir mantığı? Ben fazlasıyla parasını iade etmişim. Vicdanen de çok rahat. Aldatılan Serpil Eken'in şimdi tek dileği parasını kurtarabilmek. Kenan beni kandırdın, sevdiğini söyledin. Benim bütün duygularımı alt üst ettin. Benim paramı bana geri ver faiziyle birlikte.